Merhaba arkadaşlar. Bugün buradayım. Sizinle de konuşacağız. Moda fotoğrafçılığı konuşacağız. Instagram'dan çok sordunuz. Bu ara moda falan mı herkes moda fotoğrafçısı olmak istiyor? Moda fotoğrafçısı olmak istiyorum. Nereden başlamam lazım? İşte elimde şu lensim var. Bu lensle bu fotoğrafı çekebilir miyim? İşte nereden başlamam lazım? Nasıl gerekiyor? Bu sektöre, dünyaya nasıl girebilirim diye bana çok fazla soru soruluyor. O yüzden bu videoyu moda fotoğrafçılığı hakkında çekmeye karar verdim. Şimdi başlayalım o halde. Moda fotoğrafçılığı arkadaşlar çok sosyallik isteyen bir dal. Önce bununla başlayalım. Yani güzel bir network'ünüz olacak. Moda editörleri tanışacaksınız. Moda dergileriyle aranız iyi olacak. Bu dergide çalışanlarla aranız iyi olacak. Artı modayla aranız iyi olacak. Ben modadan çok haz etmem. İşte çok fazla giyim kuşama düşkün değilim diyorsanız hiç bulaşmayın arkadaşlar. Çünkü bu sektör sizi içinde barındırmayacaktır. Neden? O insanlarla iletişim kurmak zorundasınız. Onlardan biri olduğunuzu göstermek zorundasınız. Hal böyle olduğu zaman size iş gelecek, iş paslayacaklar. Sanmayın ki her iyi fotoğraf çeken ya da her iyi iş yapan insan en büyük işleri alıyor diye bir şey yok. İşlerin büyük bir çoğunluğu, büyük bir kısmı network üzerinden döndüğü için herkes frekansını tuttu, enerjisini tuttu insanla iş yapmak istiyor haliyle. O yüzden sosyal olun, moda editörleri, moda dünyasındaki isimlerle yakın temas kurun. Bu bir. İkincisi, eğer yeni başlıyorsanız, yeni start alıyorsanız en önemlisi bir stüdyo ortamından geçmeniz. Herhangi bir fotoğrafçının yanında asistan olarak bu işe başlarsanız sizin için çok daha kolay olacak. Çünkü stüdyo ortamından geçmeniz şart arkadaşlar, moda fotoğrafçısı olmak istiyorsanız. Konu çok detaylı çünkü. Çok fazla teknik bilgisi var, çok ekipman bilgisi var. Bunların hepsine hakim olmanız lazım. Set atmosferine, setteki yönetime, fotoğrafçıyla modelin ilişkisine, fotoğrafçıyla stylin ilişkisine, müşterinizle fotoğrafçı ilişkisi, marka, müşteri, fotoğrafçı ilişkisi, ajans tarafıyla olan iletişim nasıl kurulur, menajerler. Bakın burada bir sürü detay var. Bunların hepsine hakim olacağınız yer ise stüdyo ortamı. Fotoğrafın hep söylüyorum diğer tüm dalları için ne kadar çok pratik yapar, ne kadar çok tecrübe ederseniz o kadar iyi fotoğraf çekersiniz. O yüzden bu da fotoğrafçı olmak isteyen arkadaşlarım ne yapıyorlar? Hemen bir sunum dosyası hazırlıyorlar. Bir fotoğrafçının yanında asistan olmak için mail atıyorlar. Umarım gönlünüze göre istediğiniz yerlerde de asistan olma fırsatı yakalar ve güzel işler çıkartırsınız. Gelelim ekipman bilgisine. Şu bana çok sorduğunuz, işte 24-70'im var, bununla fotoğraf çekemiyorum diyor mesela, geçen birisi yazmış. Hayır, çekersin. 24-70 çok güzel bir lens. Burada biraz senin fotoğraf eksiğin var, onu tamamlaman lazım. 24-70, 85 milim, 50 milim, 135 milim arkadaşlar, 70-200, bunlarla şahane fotoğraflar çekersiniz. Tek yapmanız gereken şey konuya hakim olmanız, dediğim gibi set ortamına hakim olmanız, güzel ekipmanınız, malzemeniz varsa kim tutar sizi, yolunuz açık olsun o halde. Umarım faydalı olmuştur videom. Çekim öncesi şöyle kısa, net bir bilgi vermek istedim sizlere. Diğer videolarda daha uzun konular konuşacağız, çekimler yapacağız birlikte. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.